Evet, destek birinci grupta kemerler ya. Araf nerede? Araf hazır mı? Arkadaşlar hakem yemiyor, tamam hakem rejimde. Abi yanak. Yaklaşık 2 senedir Muğla, Ege bölgesinde yani Aydın. Her yerde hakemlik yapıyorum. Amaç burada işte boğalar için söylüyorlar ya, hani birbirlerini kırdırıyorlar, dövdürüyorlar. Sadece bayanların veya sağın solun gözünde bu kanı yok etmek. Çünkü böyle bir şey yok. Burada 5'er 10'ar dakika karşı karşıya geliyorlar. Sahipleri hayvanlarına ciddi derecede arabadan bile daha hani ciddi paralar harcayıp çok çok önem veriyorlar. Burada evet acil durumlar olabiliyor, ufak tefek kazalar olabiliyor. Onlarda da zaten veteriner sağlık teknikleri olduğum için veya veteriner hekimlerimiz var. Onlar bir şekilde müdahale edebiliyorlar. Yani herhangi bir kötü bir İspanya'daki gibi bir güreş değil. Kimse kimsenin sırtına oklar falan saplamıyor. Bu kanıdan artık vazgeçsinler, bu yargıdan vazgeçsinler. Aslında bayan arkadaşlarım var sahada benim. Kendi boğalarını güreştiriyorlar. Neden hakemliği seçtim? Ben tesadüfen girdim. Yani Datça'da bir güreşte girmiştim ilk. Datça'dan artık Köyceğiz'e yerleştim. Tesadüfen sahaya girdikten sonra ne bileyim kopamadım. Bir nevi bağımlılık gibi bir şey oldu. Onlar hani ben sahadayken biliyorum insanlar kendi danalarına zaten zarar verdirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama ben varken bayan olduğum için hem küfür daha biraz az oluyor. Hem birbirlerine zarar verme oranları biraz daha düşüyor. Evet Muğla'daki Ege bölgesindeki diyeyim ilk ve tek bayan hakemim. Bundan da gurur duyuyorum. İşimi de elimden geldiğince zarar görmedikçe yapmaya devam edeceğim. Sadece şey çok minnaksın işte belin kırılır ya da sana bir şey olur gibisine tepkiler geliyor. Tek hakem ben değilim. Masa hakemlerimiz var masalarda. Asıl karar onlardan çıkıyor. Biz orada sadece onların göremediği, kaçırdıkları anları iletiyoruz. Kendi boğam yok ama Datça'da çok sevdiğim. Zaten ilk onunla alıştım. Evimin arkasında bir boğa vardı. Evet. Paşa. Paşa ile başladım. Paşa'ya su taşıyarak başladım hatta. Bayanlara çağırım, ön yargılı olmasınlar. Ben bu sahadaysam, evet tamam. Sabah 8'de 9'da giriyorum. Belki akşam 6'da çıkıyorum. Ben daha riskli bir durumdayım. Her an her şey olabiliyor. Ama onlar da en azından kendilerine ya da kendi çevrelerindekine hem güreşlere gelmek için teşvik edebilirler. Boğa sahibi olabilirler güçleri varsa, maddi güçleri. Şu anda bekliyorum. Bayanlar her zaman her yerde. Böyle de olsun istiyoruz. Gel. Gel tamam. Boğacılara başarılar diler. Güreşçilerimiz bizim şu an çocuklar için bir şeyler yapabilmek için yani ilkokul çocuklarını kendi bütçemize göre hediyeler almak gibi amacımız var. Kalem, silgi, defter gibi bir niyetimiz var. Cami yararına ve okul yararında daha önce evet güreşlerimiz yapıldı. Bu sefer de yani böyle bir çocuklar için düzenlemek istedik. Tabii biz güreşlere resmi olarak 25-30 yıla kadar var resmiyette. Şu an burada 130 boğa var. İzmir bölgesinden, Denizli'den, Muğla'dan ve Aydın'ın ilçelerinden. Özel güreş müsabakası Ergun Özkan Çakıcı, Mert Karahan Fırtına, bu boğalar sahaya gelsinler.